Gündem Özel'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmambakır Üküş'le ilk bölümü tamamladık. Ona veda ettik az önce ve Çetin Soysal'ı ağırlıyoruz. Programımızın ikinci kısmında Cumhuriyet Halk Partisi 23. dönem milletvekillerinden biliyorsunuz. Medyada da çokça ismini duyduk aslında Çetin Soysal'ın. Ve şimdilerde İstanbul 2. bölge milletvekili aday adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Hayırlı olsun diyelim biz de size. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi medyadan da çokça tanıyorlar sizi. 23. dönem milletvekilliği de yaptınız Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Tanımayanlar için özellikle aday adaylarına sorduğumuz klasikleşen soruyla başlamak istiyorum ben. Çetin Soysal kimdir, neler yapar? Bir de sizin ağzınızdan duymak isteriz. Buyurunuz lütfen. İşin doğrusu böyle kendi biyografini sizin anlatan ve anlatmayı seven bir insan değilim ama uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi'nin her kademesinde görev yapmış, uzun yıllar en alt kademeden, ilçe yönetimlerinden, gençlik kolu başkanından, ilçe başkanından, il yöneticiliğinden, parti mesuliyetine kadar her aşamasında görev yapmış. Ve hepsinden de öte Cumhuriyet Halk Partisi okulunda yetişmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öğrencisi olmaktan onur duyduğum bir siyasi hareket, sosyal demokrat anlayışımı buluştuğum bir siyasi hareket. Bu hareketin en önemli yanı da bir okul. O okulun da baş öğretmeni Mustafa Kemal Atatürk. Ve onun öğrencisi olmak ve bu okulda yetişmiş olmak ve bu okulun varlığını sürdürebilmesini ve bu okulun iktidar olabilmesini sağlamanın benim en temel, en biricik hedefim olarak gündemimde durur. Ve onun mücadelesine veren, tabii bu mücadeleyi verirken örgütsel dayanışma içerisinde bugüne kadar ortaya koyduğumuz, hayata geçirdiğimiz ve hedef kitlemiz de hep emek olmuştur. Emekten yana olmuştur. Biz gün gelir tekel direnişinde oluruz. Gün gelir Tuzla tersanelerinde oluruz. Gün gelir kot kumulama işçilerinin yanında oluruz. Gün gelir mevsimlik tarım işçilerinin yanında oluruz. Biyografiyi bunun için üzerine oturtmak bana daha onur ve gurur verici oluyor. Çünkü bugüne kadar bütün yaşantımın en temel, hiç vazgeçilmez unsuru insan ise insana en yakın siyasi harekette sosyal demokrasidir. Ben de sosyal demokrat kimliğimi biyografimle özdeş tutarım. Evet, aslında tam da tekel grevi dediğiniz noktada Ankara'da tekel grevi zamanında en çok konuşulan siyasi isimlerden biriydiniz. Ardından bir gezi protestosu, gezi direnişi de diyor kimi kesimler ona. Siz nasıl nitelendirdiniz bilmiyorum ama onun hakkında da bir görüşlerinizi almak isteriz. Şimdi bir kere ilk kez tekel direnişinde 16 bin tekel işçisi Ankara'nın soğuk kış günlerinde önce tekelin özelleştirilmesine, sonra da işlerinin ne son verilmesine karşın büyük bir mücadele götürdüler. Ankara'nın o soğuk kış günlerinde 16 bin tekel işçisi, ne yazık ki o barışçıl, o talepkar ve kendilerini ifade etmeye dayalı siyasetin kendisini ve erkin kendilerini duymasını sağlamaya dayalı isyanlarını maalesef o dönemde büyük müdahalelerle cevap vermişlerdi. Ama ilk kez biliyor musunuz? Bir direnişten sonra biber gazıyla, hatta havuza, hatta sert önlemlerle, polisi önlemlerle müdahale eden emniyet tarihinde ilk defa çıktı, merasimle özür diledi. Yani, o müdahaleden siz de nasibinizi almıştınız o anlamda. Ama hele de biber benden, gazı anlamında. Benden özür dilemek istediler. İçişleri Bakanlık nezdinde özür dilendi. Ama ben bu özürü kabul etmedim. Özür dileneceksek tekel işçilerinden dilenmelidir ve basının medyanın önünde dilenmelidir dedik. Ve tekel işçilerini merasimle karşılayıp İl Emniyet Müdürlüğü bütün kamuoyu ve basın önünde ilk kez toplumsal bir gösterimden sonra özür dilediler. Bu çok önemli bir gelişmeydi o dönem için. Ve o süreç 89 günlük bir direnişi de beraberinde getirdi. 89 gün tekel işçisi orada direndi. Geziye gelince, Gezi tarihimiz boyunca en barışçıl eylemlerden biridir. Elbette ki baskıcı, hayatın her alanına müdahale eden bir iktidara karşı son derece barışçıl, son derece insani değerleri yukarıda olan bir eylemdir. Düşününüz ki hala Cumhurbaşkanı çıkıyor, cami örneğini veriyor.
caminin imamını zorla getirilme, mahkemeye getirilme kararı aldılar geçtiğimiz günlerde. İmam diyor ki burada içki içirmedi diyor. Zorla içirildi de getirilmeye çalışılıyor. Sürgünden sonra tabii. Aynı şekilde. Sürgün yaşıyor. Efendim işte türbanlı kendi partilerine mensup kadının taciz edildiğine dair bir tek kanıt yok iken. Şimdi aslında bak burada dikkatinizi çekmemiz gerektiğini düşündüğüm bir şey var. Buradan örnekleme yaparak. Bu ülkede çok acılar yaşandı. Örneğin bir Maraş katliamı yaşandı. 24 Aralık 1978. Maraş'taki katliamın provokatörleri camiyi yaktılar diye. Maraş'ın bütün sokaklarında yaşayan hedeflenmiş insanlara çoluk çocuk demeden saldırı düzenlenmesini sağlamışlardı. Halbuki cami yanmamıştı. Ama sonuçta orada yüzlerce insan katledildi. Bir provokasyondu. Bunun benzerini Sivas'ta da yaşadık. Çorum'da da yaşadık. Daha sonra 93'te yine Sivas'ta yaşadık. Burada yine bu ülkenin en yetkili makamların, erkin en büyük başı olanın bir provokatörce yaklaşımıdır bu. Düşünürüz ki camide içki içildi diyerek hitap ettiği kitleleri oraya dönük bir öfkeyi, bir kini, bir nefreti yukarıya çıkmasını sağlamaya dayalı bir provokatörce tutum ve yaklaşım içindeydi. Geçmiş tarihimize de baktığımız zaman bunun örneklemeleri de çoktur. Az önce Maraş'ta yaşanan katliam gibi. Ama Gezi buna gelmedi. Getiremediler. Ama bunu söylemelerinin nedeni tamamen buydu. Biz bu oralarda, tarafta da belki karşılığını %50'yi zor tutuyoruz. Tabii, söylemiyle buldu. Söylemiyle noktada, buldu. Yani o kadar provokasyona çıktı ki. Ama gerçekten orada birbirinden farklı sol gruplar vardı. Sol düşünenler vardı. Birbirleriyle çelişen insanlar vardı ama en barışçıl eylemlerden biriydi. Müthiş bir dayanışma örneğidir. Elbette ki demokrasilerde dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de bu tür erke dönük çalışmalar, tepkiler, reaksiyonlar olacak. Üstelik de erke baktığımızda ne görüyoruz? Yani iktidarı kastediyorum. Ne görüyoruz? Dayatmacı bir anlayış. Öfke ve nefret suçu işliyor. Düşününüz. Kadına şiddet o kadar yaygın ki, bu kadına şiddetin yaygın olmasının temel nedeni ülkenin psikolojisi bozuldu. Öfke yukarıda, tavan yapıyor. Niye yapıyor tavanı? Şayet bu ülkede, bu ülkenin en üst yönetimindeki insan öfke kusuyorsa, kin kusuyorsa, kendisine dönük en küçücük bir eleştiriye bile tahammül edemiyorsa, hoşgörüden nasibini almamışsa, bunun toplumsal yansıması olacak. 13 yaşındaki çocuğa bile dava açıyor ise, bakın içeriği ne olursa olsun. Ben bilirim ki geçtiğimiz dönemlerde bu ülkede yayınlarda, basında birçok şey, mesela bir başbakan fıkralara konu olmuştu. Çok ciddi bir devlet adamı olmasına rağmen fıkralara konu olmuştu. Bunun mizahı yanı her zaman her yerde olmuştur, olacaktır da. Örneğin Süleyman Demirel'in bizzat izlediği Devri Süleyman diye bir oyun vardı. Hoşgörüyle izledi. Ama bugün baktığımız zaman ülkenin en üst yönetiminde hoşgörü ortadan kalkıyor ise dolayısıyla bu sokaktaki insana da yansıması olacaktır. O yansıma kodumu oturturum yansımasıdır, affedersin. Ama öyle. Yani işin daha argosu budur. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı gerek başbakanlığı döneminde gerek Cumhurbaşkanlığı döneminde kullandığı anlayış, yaklaşım bu. Bunun da sokağa yansımasına baktığın zaman tabii ki kadına dönük şiddetin teşvikçisi olduğunu da görmek mümkün. İşte nerede şiddet varsa biz onun orada olacağım filan gibi basit ucuz sözlerle de bu geçiştirilemez. Düşününce bu ülkenin başbakan yardımcısı çıkacak, kadının kahkası erkeği kışkırtır anlayışı içinde kadının gülmesini bile engelleyecek bir yaklaşım sergiliyorsa veya bazı AKP'nin önemli gelen isimleri, işte kadın kılına kıyafetine dikkat etmelidir. Hamileyken sokağa nasıl çıkmasına dikkat etmelidir. Çıkmamalıdır gibi ucuz, basit, insani duygulardan uzak bir yaklaşım sergilerse bu şiddet olayları olabilir. Bakın ben size rakam vereyim. 2002 senesinde sıra dışı ölümleri söylüyorum.
Sıra dışı ölüm. Yani hunharca ölüm. Sayı 60'lardaydı. 2003-2004'te 70-80 civarıydı. 2005'ten sonra bir artış sergiliyor. 264'e çıkıyor. Bunlar hep resmi rakamlar. Sıra dışı ölümler. Yani vahşi toprağa gömerek, toprağa gömerek, testereyle keserek, işte ne bileyim parça parça ayırarak veya öğrencilerin önünde öldürülen öğretmen gibi, bunlardan bir tanesi Küçükçekmece'de öğretmenlik yapan ve uzaklaşmak istediği erkek arkadaşından uzaklaşmak için kendi tayinini Göle'ye çıkardı, Kars'a. Ben İstanbul'dan kaçıyorum, en uzak köşeye gidiyor, öğrenciler içinde öldürüyor. Bunları tanık Adana'da toprağa gömüldü. Şimdi gelelim 2005'te bu rakam 500 lira falan çıkıyor. 2009'da Münevver Karaburun cinayetleriyle yakından ilgilendiğim için söylüyorum. O sene 924'e çıkıyor. Şimdi 2500'lerde filan. Şimdi bunun ciddi şekilde bir sosyolojik, psikolojik tahlilleri yapılıp bunun sonlanmasını için daha ciddi çalışma yapılması. Bu noktada şunu sormak isterim. Kadın cinayetleri sizce politik midir? Kadın aksi cinayetleri düşünülebilir mi ya da? Yok, hayır. Kadın cinayetleri bir politik cinayetler değil. Ama politik dokunun etkisi var. Örneğin bu ülkeyi yönetenler hoşgörüden nasibini almış olsalar idi, yani İslami inancın gereğini bile yapıyor olsalar, bugün bunlar ortadan kalkar idi. Her geçen gün rakam yukarıya doğru çıkıyor ise, dolayısıyla o yapılan nefret suçu sokaktaki insanı da yansıyor. Çok basit gerekçelerle sokakta insanların birbirine dalaştığını görmek mümkün. Ufacık bir trafik kazası, ufacık bir şey. Aslında bunu nefret suçu olarak değerlendirmek de çok özel ve değerli bu noktada. Tabii. Yapılanı. Örnek olacak, toplumun örneklenecek olan kesimi daha hoşgörüsel yaklaşmalı. Elbette toplumun istemediği, bakın şöyle bakın meseleye. Şimdi devlet bir üst yapıdır. Devletin de kurumları vardır. Dolayısıyla bu kurumları yönetecek olan da bir siyasi erk vardır. Örneğin belediye meclisi, örneğin belediye başkanı, örneğin milletvekili, bakan, başbakan. Niye vardır? Bu toplumun ve yaşadığımız coğrafyadaki tüm insanların geleceğine dönük insani yaşam biçimini, insanca hakça yaşam biçimini düzenleyen bir toplumsal dokunun erkisin sen. Dolayısıyla bu toplumda kini, nefreti arttırmak yerine bunu ortadan kaldıracak, daha iyi bir yaşam biçimini ortaya sunacak olan bir yaklaşım göstermek zorundasın. Şimdi toplumun önemli bölümünü bir kenara itip ötekileştireceksin. Diğer bölümünü de aç bırakarak ağlatacak, cahil bırakarak yalvartacaksın. Yani etkisiz, tepkisiz, mürsel bir toplumsal doku oluşturacaksın. Halbuki çağdaş yaşam biçiminde ne vardır? Özgür birey vardır. Örgütlü toplum vardır. Demokratik devlet vardır. Bunlar yok ise o devlette demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Hani bazen çıkılır denir ki ya ben cumhuriyet işte filan. Hayır. Mesele cumhuriyet değil. O cumhuriyetin içinin dolu olmasıdır. Hangi cumhuriyet? Layık, demokratik, sosyal ama en önemlisi hukuk. Yok ise o cumhuriyetin bir önemi yok ki. Şimdi bizde bir cumhuriyet var. İçi boşaltılmış. Kof, içinde sosyal devlet yok. Yani sosyal devlet dediğin işte zaman zaman makarna dağıtan bir devlet sadaka değil. Sadaka kültürüne karşılık gelmiyor en değil. Azından. Değil, iş kazalarının olmadığı, iş güvenliğinin olduğu ve iş hayatında da ne zaman işten çıkacağım diye düşünmediği taşeronluk sisteminin olmadığı bir sosyal devleti konuşuyoruz. İş güvenliği yok, iş sağlığı yok. Yani taşeronlu alabildiğine yaygınlaştırdın. Bir yıl çalıştıktan sonra bir sonraki yıl çalışmayabiliyorsun. Kimin ne zaman işsiz kalacağı belli değil. Şimdi bir sosyal devlet insanının barınabileceği ve çalışabileceği ortamları yaratan devlettir. Şimdi sosyal devleti sadece makarna dağıtan bir devlet yok. Ya da kömür, yok. Onu da atlamayı. Yani veya kömür. Kömür deniz aklıma geldi. Örneğin maden ocakları.
Her yıl ortalama maden ocaklarında ölen insan sayısı 105. Şayet bu rakam büyük ise kamuoyunda ses getiriyor. Örneğin 302 kişi yaşamını yitirince, rahmetle anıyorum, kamuoyu tabii bütün dikkatler oraya çekildi. Bir de münferit ölümler var. Son iki ayda, son iki ayda 206 ve en az bu da kayıtlara geçen, ki kayıtlara geçmeyenler de çokçadır. Evet. 206 işçi hayatını kaybetmiş Keşan'da neticede. Keşan'da 3 tane madenci öldü. Kimsenin haberi yok. Veya bu tür münferit maden ocaklarından da var. Ama bunun daha ötesinde bir şey söyleyeyim size. Oralarda toplu ölümler olmuyor. İnşaat sektöründe. Bir maalesef yaşamlarını yitirdikleri için bu kamuoyuna, basına yansımıyor. Ancak en son likör fabrikasının yapıldığı yerdeki rakam yüksek olduğu için kamuoyu yine duydu. Bunları üste koyduğunuz zaman dünyada neredeyse üçüncüyüz. Uganda'dan bile kötüyüz. Şimdi sosyal devlette bunlar Avrupa'da olmaz. Avrupa'da da birinciyiz ayrıca. Avrupa'da birinci, dünyada, yani dünyada üçüncüyüz. İkinci, üçüncüyüz. Şimdi bu sosyal devlette bunlar olmaz. Mesela ben Tuzla Tersaneleri milletvekili olduğumda çok yakından ilgilendim. Onunla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden araştırma komisyonu kurulmasını sağlayacak çalışmayı yaptık ve güzel de çalışmalar yaptık. Hem de İnsan Hakları Komisyonu'nda. Düşününüz ki 21. yüzyılda, ki biliyorsunuz hatırlarsanız Tuzla Tersaneleri'nde her gün ölüm haberleri gelirdi. Ve bunlar çağımızın 21. yüzyılın ölümleri olamaz idi. Örneğin elektrik çarpmasında ötürü 21. yüzyılda bir insan ölüyorsa veya yüksekten düşen cismin altında kalıyorsa veya yüksekten düşerek ölüyorsa biz 19. yüzyıl yaşıyoruz demektir. Ve ne yazık ki bizim çalışma hayatımız, Türkiye'deki çalışma koşulları 19. yüzyıl koşullarıdır. Örneğin mobbing o kadar etkin ve yaygın ki bankacılık sektöründe inanılmaz yaygın. Şimdi bu bir insan hakkı ihlalidir. Ve çağımız buna çözüm, batılı çağdaş ülkeler çözüm buluyor. Bizde ise aksine bunu çok olması gereken olağan bir şey gibi görülüyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla sosyal devleti tarif ederken iş kazalarının olmadığı, iş güvenliğinin olduğu, iş sağlığının olduğu. Sadece kamu spotuyla olmuyor diyorsunuz yani. Yani bir makarnayı dağıtarak, bir kömür dağıtarak sosyal devlet olunmaz. Sosyal devlet insani yaşam biçimidir. Anayasamızda var. Barınma ve çalışma haklarının verilmesidir. Anayasa da güvence altına almış. Şimdi anayasa güvence altına almış. İşte İstanbul'un bazı mahallelerinde kentsel dönüşüm. Tabii ki kentin yenilenmesi bir ihtiyaçtır. Ama orada yaşayan insanların yaşamını kolaylaştıracak ve onların yaşam biçimlerini iyileştirecek düzeyde yapılması gerekirken siz buradan gideceksiniz. Burası başka türlü olacak. Bakıyorsunuz ciddi bir ransal dönüşüme neden oluyor. Dolayısıyla işin doğrusu bir kere bir cumhuriyet olacak ise laik olacak, demokratik olacak, sosyal olacak ve hukuk olacak. Şimdi hukuk var mı? Yargıya güven var mı? Hele de iç güvenlik paketinin tartışıldığı bu günlerde bu soru çok önemli belki de. Bakın ben hukukla ilgili size bir şey söyleyeyim. Referanduma gidiyoruz. O referandumun bütün maddeleri önemsemek mümkün değil. Yani işte 12 Eylül'ü sorgulayalım. Yani 12 Eylül acısını yaşamış bir insanım. 12 Eylül'le hesaplaşmalı. Ama anayasa değişikliğinde bu bir slogandı işin, sloganıydı. Şimdi basit tarafıydı. Sonuçta 12 Eylül'le hesaplaşıldı mı? Yok. Orada ne vardı aslında işin özü? İşin özü. Gerçi yargıyı ele geçirmek. Evetçilere de çokça sormak lazım belki. Ne tabii, vardı diye bu soruyu. Tabii. Bak orada ne vardı? Şu vardı. Yargıyı ele geçirme operasyonuydu. Yargıyı ele geçirdiler. HSYK'yı ele geçirdiler. Ama bu ters döndü. Niye ters döndü? O dönemde bir arada yürüyenler, bu işi bir arada organize edenler, bu işi devletin özellikle en önemli, ki hukuk olmazsa olmaz, biz anayasamız, yürütme, yasama, yargı. Yürütme, yasamaya ve yargıya, ki yasamaya zaten müdahil, yasamayı belirleyen de maalesef
O erk. Yani özgür milletvekili, özgür bire diyorum ya, özgür milletvekili ne kadar var? Ama özgür yargı olmalıdır. Şimdi yargıya baktığımızda SHK geçti. Yüzlerce o şeyden sonra yargıç yer değiştirdi, savcı yer değiştirdi. Yeni şeyler yaptılar. Bir gün geldi. Başbakan ne dedi? Ne kadar sapmışım dedi. İnandım dedi. O anayasal değişikliğinde HSYK'nın bu şekilde başkasının eline geçebileceğini, hele bugün haşhaşi diye adlandırdığı kesimin ele geçirileceğini hesabını yapmamıştım dedi. Kendini ilk defa çıktı, ne kadar safım deme noktasında kaldı. Halbuki biz bunları zamanında uyardık. Ben 16 Şubat 2011'de çıktım. Türkiye'de bu kadar insan, 3500'ün üzerinde insanın dinleme demiyorum. Yasa dışı dinlemeyi. Teknik takip. Bak, teknik takip ve çetele. İhtiyaç halinde kullanılmak üzere. Onur kırıcı, itibar zedeleyici organizasyonların olduğunu, kamuoyunda küçük düşürücü organizasyonun olduğunu, gün gelir sizin de kasetiniz çıkar diye biz o zamanlar anlattık. Hatta tarih verdim. 16 Şubat 2011 bu tarihi kimse unutmasın. Çünkü hukuk herkese lazım. Herkese lazım. Hukuk kime lazım? Sen İlhan Selçuk'un evine sabaha karşı alıp 84 yaşındaki adamı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kapısında oradaydım. Saatlerce bekletiyorsan Türkiye'nin en önemli simalarından, en önemli isimlerinden, en saygılı isimlerinden biri Türkan Saylan'ı sabaha karşı evini basıp hasta olmasına rağmen hastalığa karşı büyük mücadele götürdüğü o süreçte evini basıp alıyorsan, Ali Tatar, albay, onurlu bir albay, defalarca gözaltına alınıp bırakılıyor, en sonunda kendini, yaşamına son veriyor. Şimdi bunun bedelini kim ödeyecek? Ve sen bunlara neden oluyorsan, zırhlı araçları o gün altına koyabilirler ama gün gelir, işte hukuk sana da lazım olur. O gün bunları yapan savcılara, hakimlere şimdi hukuk lazım. Hukuk herkese lazım. Hepimize lazım. 3,5 yıl dinlenmişim. Teknik takip. Tutulmuşum ki. Onun da ayrıntılarını evet duymak isteriz aslında. 3,5 yıl dinlenmişim. Beni niye dinlerler? Demek ki bir şeyler yapmışız. Birilerini rahatsız etmişiz. Ondan ötürü. Şimdi savcılar bana hem İstanbul hem Ankara savcılarından yazı geliyor. Sizi 3,5 yıl dinleyen dinlemeler, kayıtlar var. Bunları biz tespit ettik. Müşteki sıfatıyla dava edebilirsiniz. Elbette ki dava edeceğim. Ben uğraşmayacağım da kim uğraşacak? Bizim uğraşmamız lazım. Bir dava varsa o dava bizim olur. Niye olur? Bunlara sessiz kalmamamız lazım. Hukuk herkese lazım. O savcıya, o başsavcıya da hukuk lazım. Adını zikretmiyorum ama kim olduğu belli. O zırhlı araçlara binerken, caka satarken İlhan Selçuk'u saatlerce 80 kusur yaşındaki adamı ayakta tutarken veya onun gibi Kudüs Özkır kimdi? Uf kasa masa cenazesini kaldıracak şey bulunamadı, kaynak bulunamadı. Kimsesizler mezarlığına kurdu. Şimdi bak ne oldu? Döndü, dolaştı. Hukuk herkese lazım oldu. Onun için işte ben yargıyı ele geçireyim, yargıyı şöyle yapayım, böyle yapayım dersin ama gün gelir devran döner başka bir şey olur. Gün gelip devran dönmesin. Hepimiz hukuka saygılı olmalıyız. Çağdaş hukuk sistemini, insana dayalı çağdaş hukuk sistemini hayata geçirmeliyiz. Yani bunun için de demokrat olmak lazım. Demokrasi sandığa gidip sandıktan çıkan sonuç değildir. Demokrasi bir yaşam biçimidir. O yaşam biçimini hayata geçirebilmen için önce demokrat olman lazım. Demokrat olabilmen için de hoşgörülü olman lazım. İnsana değer vermen lazım. Sokaktaki simitçiye cevap yetiştiren değil, sokaktaki simitçinin sesine kulak vermen lazım. Oysa ki biz, bizim demokrasi anlayışımız, ülkeyi yönetenler için söylüyorum, bana göre maalesef özürlü, maalesef engelli. Böyle bir topal bir demokrasi anlayışı
olmaz. Bu demokrasi anlayışının koltuk değnekleriyle gidecek bir anlayış içinde hayata geçemez. İşine geldiği zaman demokrat, işine gelmediği zaman değil. 28 Şubat antidemokratik, evet. Peki bugünkü yaşadıklarımız demokrasinin gereği. Ne palavra. Bunu kim yutar? Senin etkisiz tepkisiz mürsel bir oluşturduğun mürsel yapı yutabilir. Ki onlar da gelecek. Realiteyi görecek, gerçeği görecek. Ve ona göre de tavrını alacaktır. Çünkü bu böyle gitmez. Dünyanın hiçbirinde böyle gitmedi. Uganda'da İdi Amin vardı. Bizim böyle delikanlı çağlarımızda İdi Amin'i yamyam diye tanıtırlardı. Yamyam diye tanıtırlardı. İnsan eti yiyen filan bizim medyamız böyle tanıtırdı. İdi Amin evet orada diktatöryal bir yönetim anlayışını temsil ediyordu. Ama Uganda bile gün geldi, uyandı, İdi Amin'i sorgulamaya başladı. Hüsnü Mübarek ne kadar yönetebildi? Gün geliyor işte, oluyor. Onun için hepimizin dayanağı hukuktur, demokrasidir, insan hakkıdır. Onu da hoşgörüsel gözle bakar isen çözebilirsin. Öfkeyle, şiddetle toplumu gerersin. Sonra kadın cinayetleri de olur, sokak çatışmaları da olur. Kartopu'dan gazeteci de... Aynen, kartopu oynarken... Büyük köklü. Oynarken camına dokunduğundan ötürü bir esnaf çıkıp öfke duyabilecek hale getiren anlayış da bu düzendir. Çok güzel hatırlattınız. Yani masumane bir şey işte, kar yağıyor. Yani zaten karda böyle vitrinler falan da görülmez. İnsanlar oynuyor. Yani olabilir ama bu bir insanın yaşamını son verecek bir müdahaleyi gerektirmemeli. Ama maalesef işte bunu sorguladığımız zaman ortaya ne çıkıyor? Siyasetin ve siyasi yönetimin ve erkin öfke ve nefret suçu işlemesinden kaynaklandığını çıplak gözle görmek mümkün. Tam da bu noktada aslında iç güvenlik paketini de yargıyı konuştuk, şiddetin boyutunun artmasını konuştuk. İç güvenlik paketi diyoruz da, iç güvenlik paketi kimin güvenliği için sizce? Şimdi bakın, devletin koruma ihtiyacı yok. Devlet çok soyuttur. Hani büyük devlet falan deriz ya, devlet niçin vardır? Bu coğrafyada yaşayan tüm insanlar için vardır. Hepimiz sizin yaşam biçimini ve düzenini koruyan soyut bir kavramdır. Devletin de kurumları vardır. Şimdi devlete karşı işlenen suç en ağır suç maalesef. Bizim anayasamızda da böyle, ceza yasalarımızda da böyle. Böyle bir şey olamaz. Hangisi devlete karşı? Elbette ki erkeğinde tutanlar insanların protestosuna uğrarlar, reaksiyon gösterebilirler. Çünkü siyaset çıkıyor, diyor ki kürsülerde, meydanlarda... Bu ülkede işte şunu yapacağım, mazotun fiyatını indireceğim, yaşamı kolaylaştıracağım, asgari ücreti artıracağım, bunu yapacağım. Bir süre sonra bunları yapılmadığını görüyorsun. İşin ekonomik boyutunda. Diğer boyutlarında da işte sosyal devlet bilmem ne diyeceksin. Bakıyorsun taşeronluk devam ediyor. Taşeroncu diyor ki ya sen bana kürsülerde, mikrofonlarda böyle dememiştin. Ben de sesimi duyurmak istiyorum. Arkadaşlarımla toplanıyorum, bir araya geliyorum. Ve diyorum ki iktidar duy beni. Sen meydanda geçmişte verdiğin vaat bu değildi. Ama bugün bunu uyguluyorsun. Bu demokratik ülkelerde olan ve olması gereken şeyler. Peki bu oluyor mu? Olmuyor. Bu yasayla bunları da engelleyecek. Barışçıl. Gösteri ve toplanma. Tabii barışçıl. Barışçıl gösteriler. Barışçıl. Bunlar barışçıl. Bak şiddet uygulanmadığı sürece. Şayet bu barışçıl eylemleri sen ortadan kaldırır isen şiddete döner ki şiddet gerçekten hiçbirimizin onay vereceği, kabul edebileceği bir yöntem olamaz. Olmamalıdır. Demokrat insanların bu tür şiddete dayalı anlayışı kabul etmeleri mümkün değildir. Ama ne yazık ki şiddete karşı şiddet geliştirilebilir. Yani bu anlamda da uyarıyorum. Yani sürekli şiddet uygulayan, polisi önlemler alan, bir polis devleti yaratmaya çalışan anlayış
gün gelir onu vurur. Bu doğru değil. Demokrasi hoşgörü üzerinde ayağa kalkar ve bugüne kadar siyaset şunu hayata geçirmek zorunda, ortaya bir iddia koyduysan onu da hayata geçirmek zorundasın. Ne yazık ki ülkemizde bunlar olmadığı gibi savcıların ve hakimlerin görevleri biliyorsunuz artık valilere devrediliyor gibi bir şey. Hukukçular da aslında bu durumdan çokça şikayetçi. Kayıt dışı gözaltıların artacağını ve Türkiye'nin 90'lara aslında bu anlamda kayıt dışı gözaltılar anlamında gideceğini söyleyip uyarıyorlar. Şimdi ne yazık ki kaymakamlar İktidar Partisi'nin ilçe başkanı. Valiler de il başkanı. Yani bir vali atlaması, 10 yıllık bir bürokrat görevi yaptıktan sonra biraz da yüksek okul mezunuysan istediğin adamı vali yapabiliyorsun. Devamlı da valiler kararnamesi çıkar filan. Şimdi bu şekilde yetkilendirmek doğru değil. Herkesin bir şeyi var. Biz kuvvetler dengemiz nedir? Yürütme, yasama, yargı. Yürütme ile yasamanın da güvencesi yargı. Bu toplumda yaşayan her insanın güvencesi, yargı, hukuk. Şimdi ne yazık ki bu ortadan kaldırılıp bir polis devleti yaratılmaya çalışılması Türkiye adına, Türkiye demokrasisi adına büyük bir talihsizliktir. Zaten ona demokrasi falan da denmez. Ve bu şekilde yönetilen hiçbir ülke ihya olmamıştır. Başarıya ulaşmamıştır. Ulaşma şansı da yoktur. Dünyada örneği de yoktur. Polisi önlemlerle, militarist yapıyla yönetilen hiçbir ülke iyi olmamıştır. Bataklığa sürüklenmiştir. Dünyada da bunun örneği çoktur. Bunu Mısır'da da gördük, başka yerlerde de gördük. Dolayısıyla bu doğru bir şey değil. Ya tabii ülkenin aslında çok. Daha bu iç güvenlik paketi geçmeden bugün İzmir'de biliyorsunuz buna benzer bir olay yaşandı. İzmir Valiliği gösteri ve toplantı yürüyüşlerini kısıtladı aynı zamanda. Bilmem işte şu kurumda, bilmem şu amblemde olan yerlerde gösteri yapmayacaksın. Toplanacaksan da efendime söyleyeyim 5 değil de 3 toplanacaksın. Sayıyı da verdi. Haberimiz var onunla ilgili. Ayrıntıları bir izleyelim. Ondan sonra biz konuşmaya devam edeceğiz yine iç güvenlik paketi bağlamında. Seçimleri 3 ay kala İzmir Valiliği 12 Eylül dönemini andıran bir karara imza attı. Karara göre sivil toplum örgütleri ve gruplar, başka parti, dernek ve kamu kuruluşlarının yanında basın açıklaması ve protesto gösterileri yapması yasaklandı. Mecliste iç güvenlik paketi tartışılırken valiliğin bu kararı yasa tasarısının iç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. 40 kişiden ibaretti. Hepimizi gözaltına da alsanız bizleri yıldıramayacak. Ege Üniversitesi'nde Fırat Çakıroğlu'nun öldürülmesinden sonra valilik karar almış, üniversite kampüsünde basın açıklamasını yasaklamıştı. Ama öğrenciler bu yasağa uymayınca Fen Edebiyat Fakültesi'nin önü saç levhalarla kapatıldı. Öğrenciler de bu karara tepki gösterdi. Ama yasaklar bununla sınırlı kalmadı. İzmir Valiliği harekete geçti. Parti binaları, sendika ve sivil toplum kuruluşları önünde basın açıklamasını yasakladı. Hatta basın açıklamasının yapılacağı alanlar ve nasıl yapılacağı konusunda da yeni yasaklar getirildi. Sınırlı sayıda kişilerin katıldığı eylemlerin basın açıklaması sayılacağını belirten valilik, bu kapsamda yapılmak istenen yürüyüşlere izin verilmeyeceğini duyurdu. Durumlar böyle değerli izleyenler. Daha iç güvenlik paketi geçmeden bunlar oluyor. Çözüm bu mu? Saç, demir veya levhalar mı? Çözüm ne i̇şte acaba? Az önce söyledim. Yani bu tür polisi önlemler çözüm olamaz. Olmayacak da. Şimdi biz özgürlükleri daha geliştireceğimize onları daraltan bir anlayış içinde olamayız. Zaten olmamız halinde onun adına demokrasi falan denemez. Türkiye demokrasiden gün geçtikçe uzaklaşıyor.
artık Türkiye'nin bir demokratik bir ülke olduğunu söylemek gerçekten çok zor. Çağdaş bir demokrasi anlayışı ülkemizde artık yok. Yani bugün en barışçıl söylemlere bile müdahale edecek kadar sert önlemler alınıyorsa o ülkenin demokrasisi zaten tartışılır. Nitekim de bu böyle. Şimdi ne yazık ki üniversiteler de çok gergin bu ara. Yani işte bu geriyor. Halbuki çağdaş ülkeler nedir? Özgür birey. Yurttaşlık bilinci özgür birey. Birinin özgürlüğü önemli. O özgür birey kendini ifade etmesi için örgütlü toplum olması lazım. Maalesef sendikalar dahil örgütlülüğü tartışılır hale geldi. Sendikalarda sendika ağları var. O ağların kurduğu bir düzen var. Örneğin bir sendikacı hem iş adamı hem sendikacı olabiliyor. Bir şey olabilir mi? Dönüyorsun meslek odaları. Meslek odaları etkisiz hale getirdi. Örneğin, küçültülerek. Tabii örneğin bir mimarlar odasının birçok yetkisi elinden alındı. Yani önceden planı onaylıyor idi. O onaylanan planın üzerinden kente dönük bir haksız bir yapılanma söz konusuysa, kentin sürüyetini bozuyor ise dava açma şansı oluyordu. Şimdi bina bittikten sonra görecek. Bunlar demokrasilerde olacak şeyler değil. Ne oluyor? Örgütlü toplum bir anda örgütsüzleşiyor. Dolayısıyla toplumu etkisizleştirmeye başlıyor. Ama unutmayın. Fas'ta yaşananı unutmayın. Bir tek hani Arap Baharı diyoruz ya, bir tek seyyar satıcıdan kaynaklandı. Demek ki patlamaya hazır bir bomba olabiliyor. Bazen bir seyyar satıcının tezgahına yapılan bir müdahale bütün dünyayı ayağa kaldırabiliyor. O Arap Baharı'nın temelini oluşturan, başlangıcını oluşturan, fitilini yakan, onu ateşleyen bir seyyar satıcıydı. Libya'ya yetkiledi, Kaddafi gitti. Mısır yetkiledi, Mübarek gitti. Yemen de kan gövdeyi götürdü. Onun için Türkiye'ye bir ekonomik kriz geliyorum diyor mu bu noktada? Merkez Bankası bugün doların ateşini düşürmeye çalıştı. Bu 3-4 puanlık düşürmeyle olacak bir iş mi? Faiz tartışmaları mı bunun önünü açtı? Şimdi bizim Cumhurbaşkanımız her şeyi bildiği için yani kendi ekonomik kurmaylarının bile farklı söylemler geliştirebiliyor. Örneğin hayali bir şey yaratıyor. Diyor ki faiz lobisi. Kim faiz lobisi? Adres gösterin. Faizde kimin işi var? Bankaların. O zaman lobiler bankaysa faizlerin düşürmesi kimin işi yarar? İstediğiniz iktisatçıya sorun. Faizlerin düşürülmesi bankalara kar yazar. Dolayısıyla faiz lobisi dediğin bankalarsa faizlerin düşürülmesi en çok onların işine yarar. Çünkü daha önce aldıkları hazine bonoları var, tahviller var. Bunlar aşağıya geçtikçe karları yükselir. Bizim bilmediğimiz bir faiz lobisi varsa, ki var, İslami tefecilik yapan Anadolu'nun dört bir yanında köylüyü, esnafı borçlandıran, bunun adına İslami tefecilik diyorum. İslami tefecilik dememin nedeni de şu, maalesef para alışverişinde Cenab-ı Allah kandıracak bir yaklaşım içerisinde göstermelik bir malzeme koyuyorlar. Dini duygu sömürüsünden bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla. Hayır, dini bunu helalleştiriyor. Bunu helalleştiriyor. Örneğin siz iş yerinize bankadan kredi almak istiyorsunuz ama o kredi alma şartları uymuyor veya başka sorunlar çıkıyor. Bunun daha kolay yöntemi, daha yüksek oranda ama daha çabuk alabileceğim bir şey var. Ne yapıyor? Bir bardak suyu koyuyor ortaya veya bir arabayı koyuyor veya bir şeyi koyuyor. Al ver yapıyor. Yani Cenab-ı Allah'a kandılar. Faiz haram, buna fetva yaratıyor. Bu Anadolu'da o kadar yaygın ki, gidin Karadeniz'e
fındık üreticilerin neredeyse önemli bölümü, gidin doğuya, Malatya'ya gidin, Kayseri'nin önemli bölümü bu tefecilerin elinde. Aslında başbakan bu konuda veya cumhurbaşkanı bu konuda bir şey yapacaksa önce onların önüne kesmeli. O kayıt dışı tefeciliği yapanların önüne geçmeli. O kadar yaygın ki buna inanın İstanbul'da da çok etkin ve yaygın bir şekilde küçük esnafın canını okuyorlar. Evet, süremizin de aslında sonuna geldik ama buradan aday adaylarına aslında klasik bir soruyla başlıyoruz dedim ya, aday adaylarına aslında klasik bir soruyla da bitiriyoruz programı. Kararsız bir seçmen kitlesinin de olduğu anketlerde açıklanan sonuçlar arasında kararsız seçmenlere buradan nasıl seslenmek istersiniz? Neden kararsız seçmenler Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih etsin? Buyurunuz. Bir kere şu bir realite, ben hep söylüyorum. Çok da hoşuma giden bir söz. Geçmişte mücahit olup, arkasında müşahit olup, sonra müteahhit olup, her işe müsait olanlardan uzak durmak lazım. Düşününüz ki, günde harcadığımız her paranın 100 liranın 55 lirası vergidir. Dolaylı bu senin pahalı yaşamana neden oluyor. Ve bu paraların da gittiği yer, ne yazık ki sağlıklı yerler değil. Ha, ülkede yolsuzluk var, bunun için de belge lazım. Bazı yolsuzluklar var ki belgeye de gerek yok, çıplak gözle görüyorsun. Çıplak gözle görmek ne demek? Yani dünkü yaşam biçiminle bugünkü yaşam biçimin arasında tüketime dayalı ileri düzeyde bir artış söz konusuysa, yaşamın çok ciddi şekilde değişmişse, yani büyüme oranının çok ileri düzeyde değişmişse bu çıplak gözle görülen bir realite. O açıdan bir insanın kendi geleceği, çocuklarının geleceği için insani bir yaşam biçimini hayatta geçirebilecek iktidarlara ihtiyaç vardır. Bunu sağlamanın yolu da en iyi sosyal demokrat yönetim anlayışıdır. Ben ülkemin bir sosyal demokrat yönetim anlayışına bir fırsat vermesini, şans vermesini istiyorum. Dolayısıyla Türkiye'de dayatmacı, hoşgörüden uzak yönetim anlayışına da son vermesini istiyorum. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için ve gündeme dair değerlendirmeleriniz için ve gündem özelde bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çetin Soysal, İstanbul Cumhuriyet Halk Partisi 2. Bölge Milletvekili aday adayını programımızın 2. kısmında konuk aldık ve değerlendirmelerini sizlerle buluşturmuş olduk. Şimdilik iyi akşamlar diliyoruz.